Her parti yeni bir anayasadan bahsediyor ya da değişmesini öneriyor. O zaman tutarlılık gereği bütün partilerin anayasanın ilk 4 maddesine bağlı vatandaşlık tanımına sadık bir siyasi tutumla bir araya gelmesi milletimizin talep ve beklentisidir. İçeride can ciğer kuzu sarması, dışarı çıkınca ne sen tanı beni ne de ben seni görünen gerçek işte budur. Millet CHP, HDP, İP arasındaki dalavereye hiç kanar mı? Kaçak güreşmeyin, minderden kaçmayın, kıvraklıklar yapmayın. CHP'nin HDP ile görüşmesi demek, PKK ile teması demektir. Bu gidişle CHP'nin HDP tarafından asimile edilmesi, sömürge partisi haline dönüştürülmesi sanıyorum kaçınılmazdır. Tavsiyem CHP yönetiminin Kandil'e değil Anıtkabir'e bakması, terör örgütlerinden değil Kuvayi Milliye'den feyiz almasıdır. Boğaziçi Üniversitesi'nde yasal ve meşru sınırlar çerçevesinde ataması yapılan rektöre itiraz edenlerin ana dinamiği, provokasyon merkezi, saldırı üssü, marjinal örgütlerdir. Bir öğrencinin DHKPC'li ile ne iş olur? Öğrencilerimizin haklı, meşru, ahlaki ve hukuki endişelerine kulak vermek elbette görevimizdir. Zira onlar geleceğin Türkiye'sinin mimarları olacaktır. Fakat terör örgütleriyle irtibat ve iltisak olanlar öğrenci değil, suçludur.